derste başlatırken düşündüğümüz öğrencilerimiz hazırlıkta ve birinci sınıftayken daha İngilizceyi iyi öğrenmeden ve İngilizce öğreneceğiz diye çok uzak kalıyorlar bilimsel konulardan. Onların motivasyonunun eksilmemesi için ve de kopmamaları için bu iki senelik dönemde Türkçe seminer dizisi koyalım. Ve bu seriden bir tanesi olarak bulunduğu için Türkçe olarak da hocam konuşmalı. Adı kuantum mekaniğinden, kuantum teknolojilerine. Kuantum deyince, kuantum fiziği deyince şu sıralarda çok iyi özgür lafı değil mi? Gazetelerde, televizyonlarda kuantumdan geçiliyor. Kitapçıya gittiğim zaman hangi lafla elimi atsam bir kuantum kitabı çıkıyor. Yemek kitabına gidiyorsun, kuantum romanlara gidiyorsun, aşk romanı. Bilmem bir kişisel gelişim diyorlar, bir tane çekiyorsun kuantum. Fakat bunlar ne zaman öğrendiler, ne zaman bunları yazdılar hiç belli değil. Onun için bunlara inanmayın diyeceğim. Çünkü içinde yaşadığımız odada değil, kuantumun gözle görülebilir örnekleri çok. Şimdi isterseniz kısacım sayayım. En azından şuradan başlayalım. Şuradaki yeşil noktayı görüyorsunuz değil mi? Bu bir lazer demektir. Lazerin çok bir demet, keskin bir demet. Işık huzmeleri gerçi yayılırken dağılırlar. Ama lazer ışını hiç dağılmadan çok uzak mesafelere gidebiliyor. Bunu anlamak için kuantum mekaniğini anlamanız lazım. Ve de bu kuantumun size bir görünüşü güldük dünyamızda. Ve bunun uygulamaları da çok fazla. Kaç sene olmuş, 50 sene olmuş. Ayak bastığı zaman astronotlar yaptıkları işlerden bir tanesi dönmeden önce ay yüzeyine çok iyi ayarlanmış bir ayna koymak. Ve de dünyadan bir lazer ışını yollayıp yansıtıp geri aldıklarında dünya ile ay arasındaki mesafeyi santimetre mertebesine kadar kesinlikle ölçmüş oldular ilk defa olarak. Dolayısıyla lazer aynı zamanda başka sadece pointer olmakla öteyle başka işlere de yapılıyor. Mesela lazer yazıcılar, okuyucular süpermarkete gittiğiniz zaman da görüyorsunuz. Barkod okuyucusundan böyle kırmızı bir ışık çıkıyor. Bu niye kırmızı, bu niye yeşil? O da lazer. Başka mikroelektronik cihaz kullanıyorsunuz. Hepinizin önünde telefon görüyorum. Hepinizin önünde bilgisayar görüyorum. Bunun içindeki çiplerde mikroelektronik elektron akımları var. Yarı iletken teknolojisi var. Dolayısıyla cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, telefonlarımız hep kuantum ilkelerine göre çalışıyor. Arkada bir tane bunların mesela şeyleri var. Sıvı kristal göstergeli ekranları var gözümüzün. Buradaki bilgisayarında, yansıtıcılığında. Şu arkadaki saatinde sıvı kristal göstergeli ekranları var. Bunları da anlamak için, oradaki harflerin nasıl kontrol edildiğini anlamak için de kuantumun ilkelerini kullanmam lazım. Bu saat de, dijital saatlerimiz de çok ilginç. Çünkü sonuçta saatin yaptığı şey, mesela sarkaçlı saatin yaptığı şey periyot saymak. Gitmek, gelmek, ısınımı saymak. Burada da salınan bir şeyler var değil mi? Yalnız burada atom salınmıyor. Bunlara atomik saatler diyoruz. Burada salınan bir şey var. Ama belki kuantumu öngörerek söylemem gerekirse kuarts kristallerinin atomik salınımlarına sayan bir aygıt bu dijital saatlerimiz. Kuarts atomlarının bir taban enerji durumu var. Bir ilk uyarılmış enerji durumu var. Bunların ikisi arasında gidip gelirse kuarts atomu iki kuantum durumu arasında aradaki enerji farkına bağlı olarak bir de bizim Planck sabiti dediğimiz bir sayımız var, evrensel sabit. Böldüğümüz zaman bu kuarts kristalinin karakteristik frekansını bulmuş oluyoruz. Karakteristik frekansın tersi de periyot. Dolayısıyla oradaki saatin saydığı şey esasında atomların bu karakteristik salınım periyodunu saymaktan ibaret. Ve ben bunu sadece açıklamak için bile sıvı kristal ekrandan oradaki harflerin nasıl kontrol edildiğinden de vazgeçtim. Saatin kendisi kuantum ilkelerine göre çalışıyor. Yaptığımız mesela buradaki artık ampullerimiz şey değil. Eski usul ampul değil. LED ampuller. Light emitting diodes. Dolayısıyla o da tamamıyla artık kuantum esasına göre çalışıyor. Fotokopi çekiyorsunuz.
fotokopi makinesinin esası, fizik esaslarını öğrenmeye çalışırsanız epey bir zahmet çekeriz. Onun da kuantum mekaniği ülkeleriyle ilgisi var. Görüntü kopyalamayı, kağıttaki görüntüyü kopyalamayı tıbbi görüntüleme yapmaya kalksanız MR diyoruz. MR'ın açılımı bilgisayar destekli manyetik rezonans tomografisi, manyetik rezonans tamamıyla kuantum mekanisi. Güneş pilleri. Bunlar artık bizim günlük hayatımıza girmiş olaylar. Ve bunların hepsi kuantum olayları. Peki kuantum deyince şöyle bir şey de var. Feynman demiş ki kuantumu anladım diyen doğru söylemiyor. Kimse kuantumu anlamaz. Bu insanları biraz rahatlatıyor değil mi? Ben anlamıyorum. Zaten kimse de anlamıyor demek için bu. Ama işin doğrusu öyle değil tabii. Kuantumu anlayabilmek için ama epey uzun bir eğitim sürecinden geçmeniz, epey bir alışkanlık edinmeniz lazım yeni bir düşünce tarzına. Klasik fizikten farklı. Klasik fizik deyince ne kastediyorum? Bir fizik öğrencisi bana geldiği zaman fizik okuyacağım diye ne öğreneceğim dediği zaman ben 3 tane ders sayıyorum ona. Bir tanesi klasik mekanik, nokta kütlelerin uzayda nasıl hareket ettiği, Newton'un hareket yasaları tarafından belirleniyor. Hidrodinamik yani akışkanlar mekaniğini de esasında buna bağlayabilirim. Hidrodinamik uygulamaları çok önemli. Fakat pek fazla derslerde bu işe karışık işlere girişmiyor. Ama sonuçta klasik mekanik bir numara. Ondan sonra klasik elektrodinamik. Yani elektromanyetik alan. Elektromanyetik alan deyince elektrik alan, manyetik alan, elektromanyetik alan, ışık. Işık çok özel bir elektromanyetik dalga türü. Maxwell tarafından 19. yüzyılın ortasında bulunmuş alan denklemleri var. Bir de istatistiksel termodinamik, atomlar üzerinde kurulu, atomların gerçekliği kavramı üzerinde kurulu. Burada pek çok isim sayabilirim. Maxwell'in kendisinin de katkıları var, Boltzmann'ın da katkıları var. Bu üç tane teori bizim işte üçüncü sınıfta, ikinci dönemde okutulan dersler, temel fizik dersleri bunlar. Bunun üstüne kuantum mekaniğini biz öğretmeye çalışıyoruz. 19. yüzyılın sonunda bu teoriler mükemmel olarak bulunmuş. Ve de o kadar büyük bir güven gelmiş ki bilim insanları da artık biz evrenin sırrını çözdük. Bulunabilecek her şeyi bulduk. Bu teoriler her şeye yeterli. Artık doğayı biz istediğimiz gibi kontrol eder, istediğimiz gibi kullanabiliriz güveni gelmiş. Fakat bu güvenin geldiği 1890'lar, 1900'lerde çok ciddi bir takım gözlemler var. Bunların hiçbirisinin üzerinde çok uzun süre durmayacağım ama bunların tarihini biliyor olabilirsiniz. İsimleri de size daha önce duyduğunuz şeyler. 1895'te Röntgen X ışınlarını keşfetti. 1896'da tesadüfen Fransız Henri Becquerel radyoaktivite keşfetti. Atomların ışıyabileceğine, atom karakterinin değişebileceğine, bölünebileceğine keşfetti. 1897, dikkat ederseniz hemen peş peşe gelen bulmuşlar. Cambridge'de J.J. Thomson elektronların varlığını gösterdi. Yani atomların, elementlerin, bütün fiziksel niteliklerini taşıyan üniteler olmadığını, atomun bir altyapısı olduğunu, elektron denen eksi işaretli taneciliklerin bütün atomlarda aynen bulunduğunu gösterdi. Atomun çekirdeği ve protonları da gösteren hemen gene 1906'da 10 sene sonra Rutherford ve en nihayet hidrojen atomunu modelinde kuran Niels Bohr. Yalnız bunları yaparken burada klasik fizik yasalarıyla uyuşmayan şeyler var, gözlemler var. Açıklayamadığımız nitelikler, önemsiz gibi gözüküyor zamanında ama son derece önemli ve kuantum mekaniğinin bulunuşuna ne yol açan nitelikler. Ve nihayet Bohr'un modeli, atom modeli de bir takım kullanışlı kabullenmeler üzerine kurulmuş ama bunun fiziksel esasları hiçbir zaman Bohr tarafından açıklanamamış. 20. yüzyılın ilk çeyreği çok önemli fizik teorilerimizin bulunduğu bir zaman. İki tanesi çok önemli. Birisi relativite teorisi. Relativite teorisinin başlangıç noktası Newton mekaniği ve Maxwell elektrodinamiğinin birbirine tutarlı olmaması. Ve herkes zannediyormuş ki 1865'te Maxwell elektrodinamiği bulunduğu için, Newton teorisi de 100 sene önce bulunduğu için bir tutarsızlık varsa Maxwell teorisini değiştirelim. Ama esas olan Maxwell teorisini tutup Newton hareket denklemlerini değiştirmek.
ve bunu keşfeden Einstein 1905 senesinde ve bunun sonucu olarak bize söylediği şey de bir zaman kavramının, bir eylemsiz gözlemcinin ölçtüğü zamanın hareket durumuna bağlı olarak başka eylemsiz gözlemcilerden farklı olduğu. Yani zaman değişkeninin mutlak olarak tanımlanamayacağı göreli bir kavram olduğu. Uzay zaman kavramı geldi. Uzay zaman kavramında ışık hızı gibi bir limit hız bulunduğu kavramı geldi. Işığın hızı, elektromanyetik dalgaların boş uzayda yayılma hızı. Işığın hızı 1650'lerden beri bilinen bir, ölçülen bir incelik. Fakat bunun bir limit hızı olduğu ve de uzay zaman, dört boyutlu uzay zaman yapısını belirlediği Einstein tarafından gösterildi. Işığın hızını burada bir evrensel sabit olarak tutacağım. Fizikçilerin kötü bir huyu var. Evrensel sabitlerin bir seçildiği bilim sisteminde çalışıyoruz. O zaman hiçbir şeyi görmüyorsunuz ortalıklarda. Bunları tek 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 koyacağım. Işık hızı. Kuantum teorisi ise klasik elektrodinamikte istatistiksel termodinamiğin uyuşmazlığından çıktı. Buna bir siyah cisim ışıması diyoruz. Isıtılan bir cisim, altında ateş tutulup ısıtılan bir metal mesela ışır. Önce sarı, kırmızı, sarı, en sonunda aktör haline gelip değişik bütün frekanslarda bir ışık yayar. Çok basit gibi gözüküyor değil mi? Siyah cisim ışıma eğrisi. Işıma genliği de frekansın fonksiyonu. Grafiğini çizdiğiniz zaman klasik fizik bunu açıklayamıyor. Klasik fiziğin açıklayamadığı bu siyah cisim ışıma eğrisini açıklamak için 23 Aralık 1900 senesinde Max Planck bir formül yazmış. Kafadan yazmış bu formülü. Ve de bu formülü yazabilmek için elektromanyetik dalgaların enerjiyi enerji paketleri halinde taşıması gerektiğini kabul etmiş. Pek de güzel açıklamış siyah cisim ışımasını. Ve deneysel eğriyle teoriden hesapladığı eğrinin örtüşebilmesi için de Planck sabiti dediğimiz bir sabitin değerini hesaplamış. Planck sabiti bu şekilde bulunmuş ama şu anda biliyoruz ki Planck sabiti evrenin ikinci bir evrensel sabiti. Işık hızı ve Planck sabiti. Hangi formülde C görüyorsunuz? Bilin ki orada öyle Twitter var. Hangi formülde H var görüyorsanız bilin ki orada kuantum var. Ve kuantum mekaniğinin keşfi bundan sonra bir 25 senelik dönemde mümkün olmuş. İlk kez 1925 senesinde matris mekaniği olarak Heisenberg hareket denklemleri, Newton hareket denklemlerine çok benziyor. Yalnız bunlar matrisler. Şurada yazdığım da X matrisi ile H matrisi, Hamilton matrisinin komitatörü. Yani X, H ile eksi Px sıfır olmak zorunda değil. Çünkü matris çarpımı komitatif değil. Matris mekaniği. Fakat hemen aynı zamanda Schrödinger de dalga mekaniğini keşfetmiş. Dalga mekaniğinin esası Schrödinger hareket denklemi. Bu psi ile gösterdiğim şey herhangi bir taneciğin X noktasında T anındaki bulunan bir taneciğin kompleks değerli dalga fonksiyonu. Kompleks değerli. Ve şurada bir tane H var görüyorsunuz. Şurada da bir I görüyorsunuz. Eğer I ve H var olmasaydı, dalga fonksiyonu da kompleks dalga değerli olmasaydı, bu ısı yayılım denklemi, ısı denklemi. Ama bir tane I faktörünün orada olması çok şey değiştiriyor. Fonksiyonun da kompleks değerli olmasını gerektiriyor. Fiziksel nicelik olarak ölçülebilir nicelikler reel nicelikler olmak zorunda. Çünkü konum ölçtüğüm zaman reel sayı bulurum. Momentum ölçtüğüm zaman reel sayı bulurum. Kütle ölçtüğüm zaman reel sayı bulurum. Hiçbir zaman ölçülen bir fiziksel nicelik bana kompleks bir sonuç vermez. Reel sonuç vermek zorunda. Dolayısıyla bu kompleks değerli dalga fonksiyonunun ne demek olduğu hakkında iyi yorumlarda bulunmamız gerekiyor. Bunu göreceğiz. Fakat her ne kadar şu anda size matematiksel olarak Heisenberg matris mekaniğiyle Schrödinger dalga mekaniği hiç ilgisizmiş gibi gözüküyorsa da hemen ertesinde Dirac gösterdiği 1927'de esasında kuantum mekaniği dediği abstrakt bir formülasyonun realizasyonları, matrislerle realizasyonu, ötekisi de kompleks değerli fonksiyonlarla realizasyonu. Birisinde cebir var, ötekisi de fonksiyonel analiz var. Ve dalga parçacık ikiliği dediğim şu var. Eğer Schrödinger dalga fonksiyonu E enerjisine, T momentumuna sahip bir
pançacı temsil ediyorsa, dalga fonksiyonunun taşıdığı frekans, açısal frekans ve de dalga vektörü aşvar sabiti tarafından belirleniyor. Yani pançacık nitelikleriyle dalga nitelikleri aşvar sabiti yardımıyla birbirine ilişkilendirilebiliyor. Bu evrensel sabit öyle çok masum bir evrensel sabit bir sayıdan ibaret değil. Esasında tanecik karakteristiklerini dalga karakteristiklerine bağlayan bir sentezleme sabiti, öyle diyeyim, sentezleme sabiti. Şimdi bir formülde C varsa relativite var, H var varsa kuantum mekaniği var dedim değil mi? İkisi de varsa ne olacak? Relativistik kuantum mekaniği. Bu esasında daha gerçekçi. Niye? Çünkü mesela bir elektron düşündüğünüz zaman hidrojen atomuna bağlı kuantum mekaniksel tarif edeceğiz. H var var. Ama öteki taraftan düşünürseniz bu küçük atomdaki elektronun hızını relativistik hızlarda hareket ediyor olması lazım. O zaman da C olması lazım. Şimdi bu basit akıl yürütmeden Dirac denklemi, Schrödinger dalga denklemini relativistik olarak genelleyerek yazılmış 1928'de. Bu denklem çok önemli bir denklem. 20. yüzyılın belki de en önemli denklemi. Diyebilirsiniz ki mesela Einstein'in gravitasyon alan denklemleri var. Einstein denklemlerinin önemini hiç tartışmıyoruz. 20. yüzyıla damgasını vurmuş, önemli diyoruz. Ama pratik sonuçları bakımından ve de matematiksel yapısı bakımından Dirac denklemi belki de Einstein denklemlerinden çok daha önemli bir denklem. Çünkü bu denklemin varlığı antimaddenin varlığını gerektiriyor. Ve bu çok önemli bir kavram. Dirac denklemi olmadan, kuantum mekaniği ve görelilik teorisi olmadan ulaşamayacağımız bir kavram. Çünkü evrende, içinde yaşadığımız evrende her şey madde ve madde tanecikleriyle yapılmış. Elektron var, proton var. Bağlandığı zaman hidrojen var. Nötronlar var. Nötronlar ve protonlar çekirdeği yapıyor. Protonların sayısına eşit sayıda elektron tekrar bağlandığı zaman atomları yapıyor. Atomları bir araya getirdiğiniz zaman molekülleri yapıyor. Şunu sorabilirsiniz. Dirac denklemi bana diyor ki, eğer elektron varsa antielektron ya da pozitron var. Var mı? Var. Gerçekten gözlenmiş. Pozitron ışınlarda gözlenmiş. Hızlandırıcılarda gözlenmiş. Var ama çok az sayıda var. Niye? Çünkü bir elektronla pozitron bir araya geldiği zaman foton olup uçuyor, yok oluyor. Veya foton çok yüksek enerjilere giderse çift yaratabiliyor. Elektron pozitron çifti yaratabiliyor. Ama öteki taraftan evrende baskın olarak madde parçacıkları olduğu için antimadde yaratıldığı zaman bir tane maddesini bulup yok oluyor. Tamam. Ama öteki taraftan hızlandırıcılarda antielektron bulabilirim, antiproton bulabilirim. Sadece birisi antielektron eksi elektron yüklü. Artı elektron yüklü. Antiproton eksi elektron yüklü. Ama bu kadar basit değil hayat. Çünkü nötron elektrik yükü sıfır. Ama antinötron da farklı bir kardeşik. O da elektrik yüksüz. Dolayısıyla elektron var, antielektron var. Proton var, antiproton var. Nötron var, antiproton, nötron var. Müyon var, antimüyon var. Antiparçacı olmayan ya da kendisinin antiparçacı olan dünyada bir tek foton var. Foton kendisinin antiparçacı. Onun dışında her şeyin bir tane de antisinin olması gerekiyor. Peki, o zaman bir tane antiprotonla bir tane antielektronu bağlayıp antihidrojen yapabilir miyim? Yaparım. Antihidrojen atomlarından daha büyük antiatomlar yapabilir miyim? Onu da yaparım. Bu sende yapılıyor şu sıralarda. Sendeki projelerden bir tanesi. Burada seminerde vermiştim. Peki, ondan sonra mesela diyelim ki yeteri kadar antihidrojen atomunu biriktirdiniz, birkaç gram oldu. Hadi gravitasyon alanında, çekim alanında düşürün. Düşecek mi, çıkacak mı antiatom? Biliyor muyuz? Kütlesi olan her şey serbest düşer. Peki antimadde yapsak düşer mi, çıkar mı? Veya ne yapar? Mesela bu büyük ihtimalle 21. yüzyılda çok tartışılacak, ölçülecek, çok zor bir deney. Çünkü antimaddeyi oluşturmak çok zor, saklamak, maddeden korumak çok zor. Biriktirmek, ondan sonra da yer çekiminde düşürmek daha da zor. Ama bunu yapmaya çalışıyorlar ve göreceksiniz. Bu da sende yapılmış. Belki de sizin sonucunu göreceğiniz önemli bir deney olacak. Eğer beklentimize uyarsa, ne yapalım?
Ama evet, beklentimize uymazsa bir takım yeni şeyler ortaya çıkabilir. Beklentimde gama değil. Gama şey, Clifford Chip'in jeneratörleri. Spin 1-3'ün realizasyonu. A elektromanyetik potansiyel bir C'de şey, spinner. Spin system. Gerçekten siz orada sadece parçayı nasıl değiştiriyor? Şeyde, çünkü renklerin pozitif enerjili çözümleri var. Fakat negatif enerjili çözümleri de var. Negatif enerjili çözümleri yok edemiyorsun. Negatif enerjili çözümlerin şeyi, yorumu, antimadde. Zamanda ters renkler, eksi enerjili çözümler. Yani zamanda doğru hisselerde o zaman şey oluyor, antimadde. Dolayısıyla bunun pozitif enerjili çözümleri var. Fakat kaçınılmaz olarak negatif enerjili çözümleri de var. Ve onlara antimadde yorumunu verebiliyoruz. Ve graf renkli bir madde varsa antimaddenin de mutlaka olması gerektiğini söylüyorum. Evrenin en büyük sırlarından biri. Niye içinde yaşadığınız evrende madde var da antimadde yok? Başlangıçta olması gerekiyor da içinde miktarlarda. Bu resim çok ilginç bir resim. Fazla uzatmayacağım kuantumla ilgili bir şey ama 1927'de Brüksel'deki Solvay Konferansı'nda kuantum mekaniğinin keşif tarihlerine bakarsanız her şey işte 26, 25, 27, 28. Bu da 1927'de toplanmış. Kuantum mekaniğinde ismini duydunuz, fizikte ismini duydunuz, herkes var bu resimde. Nereden başlayalım? Planck, Curie, Lorentz, Einstein, en başta Niels Bohr, Max Born, de Broglie, Compton, Dirac, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, herkes bu resmin içine gelmiş. Ötekiler de çok meşhur insanlar, hepsi ya, onu da söyleyeyim. Sağdan ikinci rezerv sokayınca. Sağdan ikinci yukarıda. Şu. Evet. O Rutherford'un şeyi, damadı. Öyle mi? Çok tehlikiyorsun ama. Dirac'ın da şeyi, doktoru, supervisor'ı. Benziyordu cahide. Damadı işte. Kuantum mekaniğinde bir takım yeni kavramlar var tartışmamız gereken. Biraz ucundan bahsettik değil mi? Şimdi elektromanyetik dalga dediğimiz zaman ışık, elektromanyetik dalgalar işte girişim yaparlar, kırılım yaparlar. Böyle bir sürekli böyle bir enerji aktarımı, momentum aktarımı var. Dalga boyu ve frekansı var elektromanyetik dalganın. Ama fotondan bahsettiğimiz zaman işler biraz karışıyor. Foton çünkü elektromanyetik dalganın enerjisini ve momentumunu taşıyan bir küçük birim. Küçük bir tanecik gibi düşünüyoruz. Einstein tarafından bu fikir getirilmiş. Ama yani o zaman bir taraftan dalgadan bahsediyoruz, öteki taraftan da enerjisi momentumu olan bir enerji, neyi diyeceğiz, kütlesinden bahsediyoruz. Foton. Ama gerçekten elektromanyetik dalgalar elektronlar üzerinden bizim böyle birinci sınıf fizik derslerinde gösterdiğimiz iki cisim saçılması gibi çarpışıyorlar. Compton saçılma deneyi dediğimiz o. Eğer bir elektron üzerine foton yollarsanız işte hadi iki cisim saçılması gibi elektron bir tarafa uçuyor. Foton şeyini değiştirip momentumunu ve frekansını değiştirip başka tarafa uçuluyor. Yayın saçılma tesir kesimine bakarsanız aynı parçacık saçılması gibi fotonlar saçılıyorlar. Dolayısıyla fotonların bir parçacık gibi davrandığının kesin kanıtı Compton saçılma deneyi, gene 1926. Peki ilk fikir hemen şuna geliyor. Elektronla da dedik ki işte atomun içinde bulunan eksi elektrik yüklü kütlesi olan, spin olan bir tanecik. Tanecik. Taneciğin enerjisi olur, momentum olur, çarpışır, birleşir pozitronla. Ama öteki taraftan Louis de Broglie'nin iddiasına göre elektron bir dalga eşliğinde hareket etmesi lazım. Yani elektron dalgasından bahsetmem lazım. Eğer bunu bahsedersen önce şunu söylemek lazım. Peki elektronun enerjisi, momentumu belliyse frekansı dalga boyu nedir? Biraz önce gösterdiğim formülü tersler kullanacağım. Eğer enerjisi, momentumu belliyse frekansı E bölü H var. Dalga vektörü de P bölü H var. Önemli bir şey söylüyorum. De Broglie bağıntılarını söylüyorum. Sanki aynı formülü kullanmış gibiyim ama aynı formül değil. Çünkü tersten bu sefer. Tanecik verdim, ona eşlik eden dalganın niteliklerini söyledim. Planck formülünde ise dalga verdim,
dalgaya dalgayla beraber hareket eden parçacı karakteristiklerini, niteliklerini verdim. Tamam, aynı formülü ama tersten kullanacaksınız. Elektron eğer dalgaysa kırılım girişim yapması lazım değil mi? Ve de 1920'de Davis'in Journal deneyiyle tam olarak bunu yapıyor. Elektron bir demetini aldığınız zaman bunu çift yarıktan geçirmeniz lazım ama çift yarık elektromanyetik dalga veya optik ışık için geçerli. Yani bir mıknatıs düzeneğinden geçirip süperpoze edip kırılım deseni verdiğini gösterebildi. Dolayısıyla elektronlar da tanecik diyebiliyoruz ama onların da dalgası var. Dolayısıyla ne foton elektromanyetik dalga onun parçacık nitelikleri var, ne de elektron tanecik onun dalga özellikleri var. Ve ben eğer ışık hızı tam sabiti elektronun kütlesi ve elektronun yüküne alırsam doğal bir birim sistemini de inşa edebilirim. Planck sabit, Planck birim sistemi dediğim. Peki ayrıca kuantum mekaniğini kurabilmemiz için bir takım da ilkeler var alışık olmadığımız. Kuantum teknolojilerinden bahsederken aslında uygulama bulan bu kuantum ilkeleri. Bir tanesi Niels Bohr'un karşılıklılık ilkesi dediğimiz correspondence principle. Coherence, decoherence da denebiliyor onlar şimdilerde. Yalnız şunu düşünün, her şey sonuçta atomlardan, elektronlardan, protonlardan, nötronlardan yapılıyor. Ve bunun için de kuantum mekaniğinin yasalarını, Schrödinger denklemini kullanıyoruz dinamiği tarif etmek için. Ama atom yapalım, molekül yapalım, onlardan katı madde yapalım, o maddeyi de alalım, işte roket yapalım, uzay aracı yapalım, uzaya yollayalım. Schrödinger denklemini çözeceğim. Uzay aracının yörüngesini belirlemek için. Yani o kadar oradan başlayabilirim tabii ilk esaslardan ama öyle yapmıyoruz. Gerçekten uzay aracı roket yollarken ben klasik Newton hareket yasalarını kullanıyorum, oradan hareket ediyorum. O zaman o madde kuantum yasalarına göre oluşuyor. O zaman kuantum yasalarıyla klasik fizik yasaları arasında bir geçiş olması lazım. Bir noktada ben diyebilmeliyim ki bu noktadan içeride kuantum yasaları geçerli, bir noktadan sonra da klasik fizik yasaları geçerli. Bunu biz bazen böyle klasik limite gitmek, h'ları sıfıra yollamak gibi tabir ediyoruz. Tabii h'ların sıfıra falan gittiği yok. H'lar açısal momentum birimine sahip çok küçük bir evrensel sabit. H'lar sıfıra gidiyor demek, yani kuantum fiziğinden klasik fiziğe geçiyorum demek, aslında mesela düşündüğüm cisimlerin açısal momentumları o kadar büyük ki, mesela Dünya'nın, Güneş'in, onların açısal momentumlarının yanında h'lar tamamıyla sıfır olduğunu ihmal edilebilir. Dolayısıyla bir yaklaşımda klasik fiziğe gidebilirim. Niels Bohr bunu kuantum mekaniksel sistemlerin klasik analojiler yardımıyla tarif edilebilmek için kullanışlı olsun diye bir ülke olarak formül etmiş. Çok da net bir formülasyonu yok. Ama kabaca şöyle diyeyim. İçinde yaşadığımız evrende klasik fizik yasalarını kullanıyoruz. Newton yasaları hala geçerli. Ama bir şekilde de kuantum yasalarıyla klasik yasalar arasında içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri bir geçişin sürekli değil olması gerekir. Karşılıklı ilkesi bu. Belirsizlik ilkesi daha değişik. Belirsizlik ilkesini söylemek için, açıklamak için niye önemli olduğunu Newton hareket denklemlerini düşüneyim. Newton hareket denklemleri ne diyor bana? Hız eşittir 1 bölüme eterek momentum. İkinci denklem ne diyor? Momentumun zaman türevi eşittir etki eden kuvvet. Genelde x'in fonksiyonu olarak alıyoruz. Yani sonuçta Newton hareket denklemlerini x konum ve p momentum vektörlerinin o noktasal taneciye ait konum ve momentum vektörlerinin sağladığı birinci dereceden diferansiyel denklemler takımı olarak düşünüyorum. Ve de matematikçiler biliyorlar ki birinci derece diferansiyel denklemler takımının çözümlerinin varlığı ve tekliği problemleri var. Ve ben buna bir çözüm bulabilmek için başlangıç konumunu ve de başlangıç momentumunu vermek zorundayım parçacığın ki parçacığın daha sonra nerede olduğunu tam olarak bileyim. Parçacığın nereden geldiğini tam olarak bileyim. Newton hareket denklemleri bana parçacığın geçmişini, geleceğini tam olarak belirliyor. Ama bunun için ne yapmam lazım? Belli bir anda konumunu ve momentumunu
İkisini aynı anda kesin olarak bilmem lazım. Heisenberg belirsizlik ilkesi tam olarak bu noktada işin içine karışıyor. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi dediği, mesela elektron gibi bir cismin konumunu, momentumunu belirlemek için ne yaparız? Bir mikroskopa koyayım, bu Heisenberg'in mikroskop deneyi. Foton yollayıp aydınlatmam lazım cismi, mikroskopun altındaki. Peki elektronu foton yollayıp aydınlatıp konumunu belirlemeye çalışayım. Belirledim, konumunu belirledim. O foton onu çarptı götürdü, gitti. Yani artık yani bulamam. Eğer hızını, momentumunu belirlemek istersen bu sefer de konumunu bulamam. Ve bu limitasyon deneylerin, teknolojinin bize getirdiği bir limitasyon değil. Bir taneciğin konumunu ve momentumunu eş anlı olarak istediğim hassasiyette tayin edemem. Eğer konumunu bilirsem momentumu kaybolur, bilgisi kaybolur. Momentumunu bilirsem konum bilgisi kaybolur. Yani Newton hareket denklemleri yaptı demek. Çünkü Newton hareket denklemlerini integre edemeyeceğim demek. O zaman bundan sonra Schrödinger denklemini çözerek ilerlemek durumundayım kuantum mekaniğinde. Birleştirim ilkesi de önemli. Çünkü bu ilke Schrödinger denklemlerinin lineer denklemler olmasından kaynaklanıyor. Bir çözüm verdiğiniz zaman, bir de başka çözüm verdiğiniz zaman, bu ikisinin lineer süperpozisyonu ya da toplamını aldığınız zaman gene çözüm buluyorsunuz. Bu aslında kuantum mekaniği basit olsun diye yazılmış bir şey değil. Çünkü non-lineer Schrödinger denklemleri diye bir şey de var. Fakat doğa lineer Schrödinger denklemlerini tayin ediyor. Yani süperpozisyon ilkesinin kesin bir ilke olmasını söylüyor. Thomas Young'ın ışıkla yapmış olduğu girişim, çift yarık deneyini kuantum mekaniğine ve süperpozisyon ilkesine örnek olarak verebiliriz. Çift yarık deneyi, bir levhanın üstünde iki tane ince yakın yarık açın. Bir taraftan kaynaktan ışık yollayın. Arkadaki ekranda ışığı düşürün ve bakın. Işık elektromanyetik dalga arkada girişim deseni verir. Yani bu gökkuşağındaki renklerin bir tayfını verir, dağılımını. Bu tamamıyla bir dalga olgusu demek. Taneciklerle bu deneyi yapsanız, taneciklerle nasıl yapacaksınız? Makinalı tüfek alıp tak atmanız lazım. Ya üstteki delikten geçecek, ya alttaki delikten geçecek. Üstteki delikten geçerse karşısına yığılacak, alttaki delikten geçerse buraya yığılacak. O zaman bir kuantum nesnesinin dalga mı olduğunu, tanecik mi olduğunu belirlemenin doğru çift yarık deneyi yapmak. Eğer çift yarıkta bir girişim deseni görüyorsam dalga var. Eğer iki tane siyah nokta görüyorsam yarıkların karşısında elimde tanecik var. Tamam. Şimdi fotonları gerçek olduğunu düşüneyim. Fotonlarla trilyon tane fotonu yollayıp çift yarık deneyini yaparsam fotonların nereden geçtiğine bakmıyorum. İşler oradan ister oradan geçsin. Girişim desenini bulduğumu düşünüyorum. Bunu çok tartışabilirsiniz ama şu anda teknolojinin el verdiği tek fotonlarla bir deney yapabilmek. Tek fotonlarla deney. Yani tek foton ışık kaynağı o kadar zayıf olacak ki bir seferde bir foton gidecek. Eğer yeteri kadar vaktiniz varsa çift yarık deneyini, girişim deneyini tek tek foton yollayarak yapın. Şimdi foton ne dedi? Parçacık dedi değil mi? Foton ya üst yarıktan geçecek ya alt yarıktan geçecek. Eğer tanecikse foton iki tane siyah nokta vermesi lazım değil mi? Şimdi eğer fotonun üstten mi geçtiğine, alttan mı geçtiğine bakmazsanız, yolladınız gitti, ekrana düştü. Bir daha yolladınız gitti, bir daha biriktirdiniz. Ve de bu deney yapıldığı zaman görüyorsunuz ki girişim deseni elde ediliyor. Tek tek fotonlarla deneyi yaptığınız zaman ve birikim sağladığınız zaman ekran üzerinde hangi delikten geçtiğine bakmazsanız bir girişim deseni ediliyor. Ne demek bu şimdi? Foton üstten mi gitti, alttan mı gitti? O zaman elektromanyetik kuantum mekaniğindeki dalga fonksiyonunu düşünmem gerekiyor. Fotona eşlik eden dalga var. Elektronlarla da yapsam aynı sonucu bulacaktım. Dalga fonksiyonu üstten de geçer, alttan da geçer. Ekrandaki bir noktada birleştirim ilkesi süperpozisyona göre bana girişim deseni verir. Ama fotonun üstten mi geçtiğine, alttan mı geçtiğine bakarsam, oraya bir tane dedektör koyarsam, üstten tik duyarsam üstten, alttan tik duyarsam alttan geçtiğini. Bunu yaparak deneyi yaparsam bu sefer de
iki tane siyah nokta gördüm. Yani burada tuhaf bir şey var. Fotoğraf, sen dalga mısın, kapçacık mısın diye sormadan deney yaparsan dalga diyor. Ama soruyorsan hangisinden geçtin diye o zaman kapçacık diyor. Burada kuantum mekaniğinin bir özelliği var. Gözlemci ve ölçüm yapmak işin parçası. Sen hangi deneyi yapıyorsan o sonucu alıyorsun. Tanecik gibi görmek istiyorsan tanecik görüyorsun, dalga gibi görmek istiyorsan dalga görüyorsun. Elektron için de aynı şey söz konusu. Tanecik olarak görmek için ona göre deney yaparsan tanecik görüyorsun. Kırılım deneyi yapmak üzere deney yaparsan dalga görüyorsun. Burada kuantum mekaniğin çok farklı özellikleri gözükmeye başlıyor. Biraz da dışarlama ilkesinden bahsedeceğim. Çünkü dışarlama ilkesi elektronun spini oldu. Hidrojen atomu modeli biraz hatırlarsanız, Bohr'un hidrojen atomu modeli biraz mini gezegen sistemi gibi. Sanki dünya proton, güneş proton, dünya bunun etrafında dolanan dünya elektron. Dünyanın nasıl açısal momentumu, bir de kendi spin momentumu var, kendi etrafında dönüyor. Hidrojen atomu modelinde de Bohr'u geliştirebiliyoruz. Elektron spini olsaydı. Spin aşağı, spin yukarı. Bu yöne dönerse spin yukarı. Bu yöne dönerse spin aşağı, sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Spin olsaydı ne olurdu? Pauli'nin yapmış olduğu bir gözlem, eğer elektronun spini varsa aşpar bölü 2 olmalı. Dirac denklemi de bunu söylüyor. Dirac denkleminin sonuçlarından bir tanesi elektron spinini tam olarak vermek. İkincisi de eğer atomların ışıma ve soğuma spektrumlarını tam olarak açıklamak istiyorsak, yani enerji düzeylerini tam olarak vermek istiyorsak, elektronların dışarlama ilkesine uyması, yani belli bir enerji seviyesine sadece spin yukarı, spin aşağı iki elektron yerleşebilmesi, üçüncü bir elektronu gelememesi. Çünkü o zaman üçüncü elektronun spini ya spin yukarı olacak, ya spin yukarı olacak, ya da spin aşağı olacak, ya spin aşağı olacak. Buna izin vermiyor kavramı. Dışarlama ilkesi. Ve bu da çok önemli bir ilke. Çünkü mesela elimizde katı cisimler var. Niye katı cisimler? Atomu düşünürseniz protonun boyutu ne? Bilen var mı? 10 üzeri eksi 15 metre. Atomun boyutu ne? 10 üzeri eksi 10. Angstrom. Tamam. 5 mertebe fark var. Bu 5 mertebe fark biraz size fikir vermek istiyorum. Mesela futbol sahasının ortasında şöyle 10 santimetre çapında bir tenis topu olsun. Diyelim ki bu bir proton. Peki elektron nerede olacak? 10 üzeri 4 metre ötede. 10 üzeri 4 metre ne oluyor? 10 kilometre. Yani tenis topunu stadyumun ortasına koyduğunuz zaman elektron 10 kilometre ötede olmak zorunda. Arası da boş. Yani hidrojen atomunun içi boş. Bütün atom içi boş. Değil mi? Bütün kütle çekirdekte çünkü. Çekirdekte minicik bir şey. Elektronlar da çok uzaklarda dolaşıyor. Atom içi boş. İki tane atomu getir, molekülleri getir. Boş. Boş. Boşluk. Bütün maddeyi getir, bu maddeyi getir. Boş. Niye böyle üstüne bastırdığın zaman içine göçmüyor? Nedir buna engel olan? Buna engel olan Pauli'nin dışarlama ilkesi. Yani dolayısıyla dışarlama ilkesi fiziksel olarak da çok önemli. İşte maddenin stabil olarak durabileceğini, katı cisimlerin oluşabileceğini söyleyen kuantum ilkesi, dışarlama ilkesi. Ve de kuantum mekaniğine yorum gerek. Klasik mekaniğe yorum gerekmiyor, tabii biliyoruz hepimiz. Elektrodinamiğe de yorum gerekmiyor, onu da hepimiz biliyoruz, alışırız çünkü. Değil mi? Mesela ilk başta verdiğim kuantum. Maxwell denklemlerine de yorum gerekmişti ama artık biliyoruz. Newton denklemlerine de yorum gerekti, onu yaptılar. Onu da biliyoruz. İstatistik termodinamik, o da biraz daha geldi ama onu da biliyoruz ama kuantum mekaniğine yorum gerek. Dalga fonksiyonu nedir? Dalga fonksiyonu fiziksel olarak ölçülemeyen bir nicelik. Eğer mutlak değer karesini alırsam bu nicelik pozitif. Her zaman için birden küçük olmasını, eşit olmasını kabul edeceğim. Bu durumda bu C ile tarif edilen taneciğin X noktasında T zamanında D kübik hacim elemanı içerisinde bulunması olasılığı. Schrödinger denkleminin çözümü bana olasılık dağılım fonksiyonu veriyor. Burada tabii tuhaf şeyler oluyor. Şimdi
Klasik mekanikte ben şimdi şunu alıp atmayayım da duvara atsam ne olur? Ne olur? Yansır, geri gelir. En fazla birkaç badanada ezik çıkartır değil mi? Parçalanır ama geri gelir değil mi? Kuantum mekaniğinde bu deneyi yapsam ne olur? Kuantum mekaniğinde çözsem. Bu cismi duvara atsam bir tarafta bulma olasılığı sıfır değil. Sıfırdan farklı. Ama o kadar küçük bir pratikte bunu gerçekte sıfır diye yorumlayabilirim. Ama sıfır değil. Sıfıra asiptot gidiyor. Buna biz tünel etkisi diyoruz. Kuantum mekaniğinde tünel etkisi. Tünel etkisi böyle bir makroskopik cisim için, böyle bir duvar için size aykırı gelebilir. Ama öteki taraftan bir atomik sistem düşündüğünüz zaman tünel etkisini kullanarak biz atomların konturlarını, atomik scanning tunneling mikroskopi dediğimiz tamamıyla bu, tünel etkisi yardımıyla moleküllerin konturlarını çizebiliyoruz böyle üç boyutlu olarak. Atomları yani molekülleri görüyoruz esasında, resimlerini çiziyoruz. Niye? Kuantum tünel etkisi kullanarak görüyoruz. Tünel akımını ölçüyoruz. Tünel akımı işte bir probun moleküle olan uzaklığını nanoscale'de veriyor. Böyle taraktığınız zaman kontur çıkartıyorsunuz üç boyutlu ve dolayısıyla atomun resmini, topografyasını çizmiş oluyorsunuz. Tünel etkisi. Durum vektörü indirgenmesi, bunun üstünde konuşmayacağım. Non-locality üzerinde pek konuşmayacağım. Biraz bahsettim çift yarık deneyinde. Tek fotonlarla deney yaptığımız zaman girişimde seni nasıl bulursunuz diye. Durum vektörü indirgenmesinden aslında bu şeyleri çok hızlı geçeyim. Bazen ben şuradaki adresle esasında daha çok fazla sayıda bilim insanı, matematikçi onlarla ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz. Tek göstermek istediğim şey Heisenberg bu kuantum mekaniğini bulduğu zaman 24-25 yaşındaymış da doktor öğrenciliğini daha geliştirmiş. Schrödinger biraz daha yaşlı. Viyana'da çalışmış. Dirac ise çok ilginç bir karakter İngiltere'de. O da çok genç. Diyorlar ki Heisenberg'in o merkez mekaniğini icat ettiği zaman merkezin ne olduğunu bilmiyordunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani bu ışıma şeyleri kurallardan, ışıma ve soğurma genliklerinin sağladığı kurallardan bir takım şeyler, bağıntılar yazmış. Onun matris çarpımı ve matris olduğunu Max Born ve onun asistanı Pascual orada söylemiş. Üçünün yazmış olduğu makaleler var matris mekaniği üstüne. İlk ama o kuralları yazan, Heisenberg hareket denklemlerini yazan Heisenberg. Fakat bunların matris olduğunu gören daha tecrübeli bir matematiksel fizikçi olan Max Born. Olasılık yorumunu getiren de Max Born. Onlar önemli isimler. Dirac çok ilginç bir karakter. Çok suskun, hiç konuşmayan, neredeyse otistik diyebileceğimiz bir karakter. Hiç kendiliğinden konuşmaz. Sorulan soruları tek kelimelik cevap verir. Ama son derece ciddi ve de belki de 20. yüzyılın en büyük bilim adamlarından bir tanesi. Bu resmi ben de çok özel olarak göstermek istiyorum. Karşısındaki fizikçiyi tanıyor musunuz? Birisi yok. Bu Feynman. Bu resmin çekildiği yeri ben gördüm. Bu resmin çekildiği yer 1967'de Varşova'nın biraz doğusunda Jablonec denen bir küçük kasabada konferans olmuştu. 62'de de kuantum gravitasyon teorisinin ilk toplantılarından biri Jablonec'da yapılmış. Ve biraz da gıpta ettim ben orada. Çünkü Jablonec'da bir tane saray vardı. Gölet, ormanlar, bahçeler, çiçekler içinde bir saray. Bunu Kolonya Bilimler Akademisi'ne vermişler konferanslarınızı yapın diye. Böyle sarayın salonunda, muhteşem salonunda yemek yiyorsun, tahta var, orada fizik tartışıyorsun vesaire. Zaten de Bilimler Akademisi'nin Varşova'daki binası da böyle orada bir saraydı. Bu biraz o ülkenin bilime ve bilim insanlarına verdiği önemin göstergesi. Eğer bu şeyde ölçekte bakarsak biz bayağı aşağılara gidiyoruz. Ve bu toplantıda Dirac'la Feynman iki zıt karakter ama tamamıyla zıt karakter. Burada elektron derseniz ötekine pozitron demeniz lazım. Çünkü Dirac suskun, ağzından laf çıkmıyor. Feynman da ise son derece konuşulan bir karakter, susmuyor. Burada da yani gözüküyor ki yani işte ağzından laf almaya çalışıyor, konuşturmaya çalışıyor.
Feynman'ı gösterdim çünkü Feynman'ın kuantum teknolojilerinden bahsederken önemli bir yeri var. Amerika'nın yetiştirdiği en önemli teorik fizikçilerden biri. Fakat benim için önemi, biraz önce size göstermiş olduğum kuantum mekaniği formülasyonlarından farklı olarak, bağımsız olarak Feynman-Ising denklemine bağlı olarak kuantum mekaniğinin bağımsız bir formülasyonunu vermiş olması Feynman'ın 1948'deki doktora tezinde. Ve biz bugün mesela kuantum kromodinamiği ya da standart teori, yani kuantumlu alanlar teorilerini yapmak istediğimiz zaman Feynman'ın iz integralleri yöntemlerini kullanmamız lazım. Son derece önemli. Kuantum mekaniğinin bağımsız bir formülasyonunu vermiş. Aynı zamanda da bilinen en başarılı kuantumlu alanlar teorisi olan kuantum elektrodinamiğinin de geliştirilmesine katkıları nedeniyle 1965 Nobel Fizik Ödülü'nü de Schrödinger ve de Tomanaga ile beraber paylaşmış. Fakat ben burada bunlardan bahsetmeyeceğim. Esas bahsedeceğim, kendisi Amerikan bilim çevrelerinde gittikçe daha önem kazanan bir fizikçi. Bunu yani Feynman ne dediyse bunu şey gibi hiç tartışmadan kabul ediyorlar. İki tane makalesi var. Bu yeniden basıldı ve de çok okunuyor, tartışılıyor. Bir tanesi Beris Plantov'un Batı. Burada daha çok yer var. Burada nanoteknolojinin esaslarını bahsetmiş 1960'larda. İkinci bir makalesi, makale değil esasında. Kaltek'te, hocası olduğu Kaltek'te computation, hesaplama ve hesaplama algoritmaları üzerine dersler vermiş. Öğrencilerin notlarını tutmuşlar, kitabını yayınlamışlar. Benim ofisimde var mesela eğer bakmak isterseniz. Bunun önemi de kuantum bilgisayarlar diyoruz, kuantum algoritmaları diyoruz. Bunlardan ilk basit açılan yer gene Feynman'ın bu kitabı. Ve nanoteknoloji, information teknoloji, bilgi teknolojileri falan dediğimiz zaman aslında Feynman'ın etkisinin çok büyük olduğunu ve de bu fikirlerinin izlendiğini söylemek istiyorum. Nanoteknoloji dediğimiz zaman atomların tek tek manipülasyonuna dayanan teknoloji. 1995'te Amerika'da nanoteknoloji girişimi, nanoteknoloji initiative vardı. Çok büyük yatırımlı mega projeler ve nanoteknoloji adına uygun görmüşlerdi. Bu biraz uygun olmayan bir ad. Çünkü nanometre dediğimiz 10 üzeri eksi 9 metre. Atom boyutları 10 üzeri eksi 10 metre. Molekül boyutlarını düşünürseniz daha büyük. Nanometre ölçeklerinde. Ağır atomlarda nanometre ölçeklerinde. Dolayısıyla nanometre ölçeklerine gittiğiniz zaman atomlarla moleküllerle iş yapıyorsunuz demek nanometre. Dolayısıyla kimyacıları otomatik olarak işin içine dahil ediyor. Sadece fizik değil. Fakat nanoteknolojiyi farklı yapan şey kuantum etkileri. Çünkü atom ve molekül düzeyinde çalışıyorsunuz. Atomu tutup yerini değiştirmeyi, atomları alıp bir araya koyup molekül oluşturmayı yapıyorsunuz. Bunu ancak kuantum mekaniğinin yasalarıyla açıklayabilirsiniz. Dolayısıyla ben hep konuşmalarımda nanoteknoloji değil, kuantum mühendisliği dememiz daha doğrudur diyordum. Ve son senelerde sahiden kuantum teknolojisi ve kuantum mühendisliği lafı öne çıktı. Makro ölçeklerde kuantum ötleri esasında iki tane olayı ben vurgulayacağım. Bir tanesi mikroelektronik. Mikroelektronik. 1950'lerde transistörün keşfedilmesi ve 60'larda yaygın kullanım bulması başlangıç noktası olarak alınabilir. Fakat biraz önce bahsetmiş olduğum günlük hayatımızda gördüğümüz bütün mikroelektronik cihazlar işte yarı iletken teknolojisine bağlı. 1950'lerden sonra gelişti. Ve de buna ek olarak lazer teknolojisi kullanıyoruz. İlk lazerin yapımı da 1960-62. Ve ondan sonra da ona da nanofotonik ismi uygun gözüküyor. Bir de mikroelektronik, ötekisi nanofotonik. Dikkat ederseniz mikro ölçek veriyor, nano ölçek veriyor. Elektronik, elektron, fotonik de foton, ışık. Ve bu süper akışkanlık ve süper iletkenlik üzerinde çok konuşmayacağım. Çünkü onların uygulamaları çok yaygın değil. Tamamıyla kuantum etkileri, süper iletkenlik. Ama sadece bu ikisinden şey yapacağım. Şimdi mühendislik deyince mühendislerin yaklaşımıyla, temel bilimcilerin yaklaşımları arasında çok keskin bir ayrım var. Dikkat ederseniz kuantum mekaniğini tarif ederken özellikle açık kuantum sistemlerinin kuantum mekaniğini tarif ederken kuantum sisteminden bahsettim. Gözlemciden bahsettim, ölçümlerden bahsettim.
Dolayısıyla kuantum, açık kuantum sisteminin içi var, kuantum sistemin dışı var, gözlemci var klasik bir sistem olarak. Bunların etkileşmeleri var, ölçüm süreci. Dolayısıyla bir de ara kesit var. Kuantum dünyasıyla klasik dünyayı ayıran bir sistem var. Şimdi klasik fizikte yok mu klasik sistemler için, açık sistemler için? Bu var tabii ki. Siz laboratuvara girdiğiniz zaman, ölçüm yaptığınız zaman, çubuğun uzunluğunu ölçtüğünüz zaman, bir zaman aralığını ölçtüğünüz zaman siz ölçüyorsunuz değil mi? Gözlemci olarak. Kendi kendine ölçülüp rakam gelmiyor mu size? Siz ölçüyorsunuz. Gözlemci var. Ama klasik fizikte şunu kabul ediyoruz. Laboratuvara girip sistem üzerinde bir ölçüm yaptığımız zaman, yani gözlemciyle sistem etkileştiği zaman, sistemdeki değişmeler her zaman için ihmal edilebilecek kadar, sıfır alınabilecek kadar küçük olmalı. Yani hiç rahatsız etmeden sistem üzerinde ölçüp o sistemi belirleyen, karakterize eden nicelikleri bulabilmeliyim. Tamam. Kuantum mekaniğinde bunu yapabilir miyim? Bunun sınırı var. Niye? Heisenberg ilkesi nedeniyle sınırı var. Ama gene de bunun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışabilirim. Bohr'un esasında correspondence ilkesi derken diğer bütün yorumlar, Bohr'un yorumu buna dayanıyor. Gözlemci var, gözlenen sistem var, ölçme süreci var. Fakat biz mümkün olduğunca sistemi en az rahatsız ederek, bozmamaya çalışarak ölçmelerimizi yapabiliriz. Kuantum mekaniği tabii bunu mutlak olarak klasik fizikteki gibi yapmamıza izin vermiyor. Ama sonuçta çalıştığımız bu, değil mi? Şimdi mühendisin yaklaşımına uyuyor mu bu? Mühendis ne yapar? Bir tane kuantum sistemini alır, önce bir ilk durumunu belirler. Ondan sonra der ki ben bu sistemi burada istemiyorum, şurada istiyorum, hedef belirler. Ondan sonra da eline sopayı alır. Buna biz kontrol teorisi diyoruz. Tamam. Ve bu fizikçilerin yaklaşımından çok farklı bir şey. Çünkü elimizdeki sistemi bir ilk durumdan alıp kontrollü olarak son duruma götürmek istiyorsunuz hedeflenmiş olan. Şimdi kuantum mekaniğinde de bunu yaptığınız zaman kuantum kontrol teorisi diye canlandırılıyor. Bu klasik kontrol, elektromanyetik kontrol teorisinden çok farklı bir şey. Master yapan bir öğrenci vardı elektrik Alper Erdoğan'la. Kontrol teorisi yapıyordu. Benden geldi çift anadan için şey dedi, bir tane fizik projesi yapabilir miyim? Ben de yakalamışım öğrenciye. Kuantum dersimi alıyor. Orada da kontrol teorisi yapıyor. Kuantum kontrol teorisi yap dedim. Ondan sonra da tabii kötü bir adet var ama böyle finallerden önceki haftaya kadar withdraw edilebiliyor. Sonunda withdraw etti ve biz kuantum kontrol teorisini öğrenmedik. Ama kitapları falan vermiştim. Çok da zor gelmişti kuantum kontrol teorisi. Ama kuantum teknolojisini yapmak için kuantum kontrol teorisini yapmamız gerekiyor. Mühendis yaklaşımını artık yapmamız gerekiyor. 1995'te ikinci kuantum devrimi denen veya nanoteknolojiye girişimi denen şey aslında kuantum fiziğine mühendislerin el atması, kuantum kontrol teorisini getirmeleri. Şimdi bir sistem için kuantum kontrol yapmak için önce ilk durumunu belirlemeniz lazım, veri toplamanız lazım. Biz buna kuantum metrolojisi diyoruz. Ölçüm yapıp ilk durumu belirledik. Peki verileri nasıl işlemek için aktaracağız? Bilgi aktarımı, kuantum teleportasyon. Yani kuantum dalga fonksiyonunu bozmadan bir noktadan alıp başka bir noktaya getirmek çok zor bir iş. Çünkü dokunduğunuz anda bozuluyor kuantum durumu. Kuantum teleportasyon öyle bir süreç ki, bunu hiç anlatmayacağım. Burada ölçüm yaptığınız zaman elimizdeki dalga fonksiyonu bozuluyor. Ama ta ilerideki mesela ta öteki galaksideki dalga fonksiyonu aynen oraya geçmiş oluyor ve bunu biliyorsunuz. Kuantum teleportasyon. Bozmadan alıp buradan öteki tarafa götürmek. Boza boza aynı duruma getirmeyi olur mu? Aynı durum olduğunu bilmiyorsun. Ne durum olduğunu biliyorsun ki başlamıştır burada. Bu şey, çünkü bildiğin zaman Schrödinger'in kedisi meselesi şey oldu, Schrödinger'in kedisinden bahsetmemiz lazım. Kriptografi, yani bilgi aktardığınız zaman bunun güvenli olarak aktarılmasını istiyorsanız, ona da kuantum kriptografi diyelim. Bilgi işlemek için kuantum hesaplama algoritmaları, algoritmalar farklı çünkü şu andaki algoritmalarda 0-1 ikili sayı sistemi kullanılıyor, 0 veya 1.
Anahtar açık, anahtar kapalı. Hani kuantum mekaniğinde Schrödinger kedisi dediğimiz şey, ölü veya diri kedinin süperpozisyonu var. Ne yapacağız? Ona biz qubit diyoruz. Qubit'te dolayısıyla algoritmalar farklı olması lazım. Kuantum bilgisayar algoritmaları, bildiğimiz hesaplama algoritmalarından farklı olması lazım. Bunun geliştirilmesi lazım. Fotonik bilgisayarlar fikir olarak var. Çok güzel bir fikir ama gerçek olmayabilir. Bilgisayarların yahut da bildiğimiz bilgisayarların iyice küçülememesinin nedeni ısı çıkarmaları. O ısıyı alamamanız. Ne kadar küçültürseniz ısıyı artık alamaz noktaya geliyorsunuz. Ve de minicik bilgisayarlar yapıyoruz. Görüyorsunuz parmaklarımız bile çalışmıyor. Ama çok daha fazla küçültemiyoruz. Çünkü bir alt limit var. Isı yayılıyor ve de ısıyı alamıyoruz. Fotonik bilgisayarlar olsaydı elektrik akımları yerine tellerde ışıkla bilginin taşınması gerekiyordu. Maxwell denklemlerinin lineer olması burada işin içine giriyor. Elinizde bir fener olsun, benim de elimde fener olsun. Karşılıklı tuttuğumuz zaman ne olur? Işık ışınları birbiri içinden geçer. Etkileşmez. Dolayısıyla ısı yayılması falan gibi bir şey yok. Eğer ışık ışınlarıyla bilgiyi taşıyarak bir bilgisayar yapsanız, tellerde elektronlar taşınacağı yerde, o zaman daha da küçültebilirsiniz. Yalnız bu tabii çok teoride kalıyor. Bir de geri bildirim için eskiden MEMS kullanıyorduk, şimdi NEMS kullanıyoruz. MEMS, Micro Electro Mechanical Machines, NEMS, Nano Electro Mechanical Machines. Yani bir boyut düşmüş olduk. Kontrol mekanizması da bu. Peki, ben daha fazla girmeden şöyle diyeyim. Kuantum teknolojilerine ilişkin son yıllarda izlediğim konuşmalardan aklımda kalan bazılarını ben size sayayım. Bu size çok iyi fikir verecek. Siz de bana daha fazla kuantum teknolojisi uygulaması söyleyebilirsiniz. Mesela mutlak iletişim güvenliği için kuantum anahtar dağıtım sistemleri. Anahtar dağıtım sistemi bilgi değişimi için güvenliği sağlayan şey kuantum anahtar değişimi. Biraz ilkeleri farklı. Isı ayarlayabilen algılayıcı ve veri aktarıcı görevi görebilecek akıllı kumaşlar. Bunu ileride düşünebiliriz. Çünkü elbiseye gittiğiniz zaman kışın ünlü yazın pamuklu giyiyorsunuz. Bunu kendisinin ayarlamasını bekliyorsunuz kumaşın. Olabilir. Bir de böyle şeyleri mesela sizin nabzınızı ölçen, ateşinizi ölçen, tansiyonunuzu ölçen elbise. Ve de bunu doktora anında yollayabilecek verici. Aynı anda. Böyle elbiseler belki giyeceğimiz günler çok da uzak değil. Kendini temizleyebilen ayı akıllı yüzeyler var. Şu anda perdeciye gider, perde isterseniz size nano perde satıyorlar. Ne kadar geçerli bilmiyorum. Tersiz nano iletişimde hedef hücrelere ulaşacak ilaç moleküllerini tasarımlamak veya nanobotlar yapmak. Damara gidip çarklar böyle minicik damarın kılcal damarları açan nanobotlar yapmak. Nanobotlar deyince işler daha da nanobotlarda mesela şöyle bir şey var. Dış galaksilere gitmek için illa büyük roketler, şeyler, aletler mi yapmamız lazım? Onun yerine nanobot, yelken takın. Yelken yani ışık ışınıyla enerjisini kendisi üretsin. Ondan sonra da trilyonlarcasını salıverip gitsin öteki galaksiye. Nano şeyler ne olacak? Nano gibiler, nano uzay gibileri. Bunlar yani biraz science fiction gibi, büyük kurgu gibi geliyor ama yani ciddi olarak deneyenler, yapanlar var bunları. Başka elektromanyetik görünmezlik sağlayan meta malzemeler, akıllı malzemeler. Görünmezlik şeyi pelerini, değil mi? Meta malzemelerken şunu kastediyorum. Bildiğimiz normal bir elektrik malzemeler, işte elektrik geçirgenliği ve manyetik geçirimliliği pozitif olan, çarpımı da pozitif olan malzemeler. Fakat o şekilde malzemeler tasarımlayıp yapmak, yapay olarak yapmak, yani optik şebekeler diyoruz. Mümkün ki elektrik geçirgenliği ve de manyetik geçirimliliği negatif olsun, çarpımları pozitif olsun. Olabilir mi? Olur. Laboratuvarda yapılıyor. Ama böyle bir malzeme, meta malzeme yaptığınız zaman bu da belli frekans aralıklarındaki elektromanyetik dalgaları görünmezlik, nasıl görünmezlik yapabilir? Bu malzemeyi etrafına koyduğunuz zaman elektromanyetik dalga gelip yansıyıp tekrar sanki hiçbir şey yokmuş gibi gidebilir. Baktığınız zaman sanki
düz çizgi üzerinde, doğru üzerinde yayılıyormuş gibi aslında olan metre malzeme nedeniyle ortayı görmemek. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Akıllı malzeme yapmaya gelince gene şeyin sonu yok değil mi? Uçaklar inmek için 3 kilometre pist gerektiriyor değil mi? Tamam, kuşlar daha efişin. Hiç ördeklerin indiğini gördünüz mü? Aynı uçak gibi iniyor, veriyor. Onun için uçakların kanat çırpmasını istiyorsunuz. Çırpabilir mi? Çırpabilir tabii. Eğer akıllı malzeme yaparsanız, akıllı malzeme demek şekil değiştirdiği zaman hafızasında tutup tekrar eski haline gelecek demek. Kanat çırpan uçaklar. Bunların böyle projeler var yani, böyle projeler şey gibi geliyor, masal gibi geliyor değil mi? Onları belki de göreceğiz. Şimdi 2016'da kuantum konferansında toplanan 3400 küsur fizikçi bir kuantum manifestosu hazırladılar, yazdılar, yayınladılar, Avrupa Birliği'ne verdiler. Ve Avrupa Birliği de çok muazzam paralar yatırdığı 10 yıllık bir mega proje olarak Quantum Technologies Flagship projesini yaptı. 10 sene boyunca bu konulara yatırım yapacaklar. Biraz önce ya bu da olur mu dediğim projelere destek sağlayacaklar, eleman yetiştirecekler, laboratuvarlar kuracaklar. Tabii yani onlar kurunca karşı taraf da kuruyor. 2018 aralığında da US National Quantum Initiative ilan edildi. O da aynı boyutta bir mega proje olacak. Ama Amerika'daki büyük şirketler aslında bu konuya yatırım yapıyorlar. Ben de şeyi okuduğum için Microsoft'un gelecek öngörüleri, en büyük proje kafasındaki geleceğe dönük yapacağı proje kuantum bilgisayarı inşa etmek, kuantum iletişimi geliştirmek. Onun için Q Station diye bir grup kurdular. Bunlar matematik de yapıyorlar. Topolojik kuantum computation yapıyorlar, sen ilgilenirsin. Bunun en büyük adamlarından bir tanesi Michael Friedman, şeyde Microsoft Q Station'da çalışıyor. Ötekisi gene topolojiler tanıyacak, Alexey Kitaev. O da şeye Santa Barbara'ya gitti ama Santa Barbara'nın yanında sadece matematikçilerin şeyi yok, zenginleri. Fizikçilerin de böyle zenginleri var. Kavli gene Kaliforniyalı zengin fakat içinde şey aşık kalmış, fizik aşkı kalmış. İlk Kavli Enstitüsü Santa Barbara Üniversitesi'nde var, fizik bölümünün yanına kurdu ama şu anda Amerika'da değişik üniversitelerde Kavli Enstitüsü'ler var. Tokyo'da var, Çin'de var. Galiba Hollanda'da var, değişik ülkelerde, Singapur'da var, Kavli Enstitüsü'ler var. Dolayısıyla Microsoft'un kuantum girişimi işte şeyde yani hem Q Station'de hem de Kavli Enstitüsü'lerde devam ediyor. Kuantum kompütürlerden bahsettim ama kuantum kompütürleri şu anda para verip satın alabiliyorsunuz. Kanadalı D-Wave System denen bir şirket. Bir küsur kübikten oluşan bir kuantum bilgisayarını kullanmanız için size satabiliyor isterseniz. Başka şirketler de var ama sadece bunu söyledim. Çinliler de eksik değil. Avusturya'yı saymıyorum, İsviçre'yi saymıyorum, Avustralya'yı saymıyorum, Hollanda vesaire, İngiltere'yi saymıyorum. Her hepsinin esasları kuantum girişimi şirketleri ve buna yatırımları var. Bir tanesini sayayım, bu Q-Tech'i sayıyorum çünkü Çinlilerin de işbirliği yapıyor ama Çinlilerin de kuantum research facility'leri de gelmek üzere. Bunu yaptıkları zaman herhalde çok büyük olacak. Çinlilerin bu konuda yapmış olduğu ya bu senenin başında ya da geçen Aralık ayında bir tane çok önemli bir girişim vardı. Kübitleri, quantum key distribution için kübitleri dağıtabilmemiz gerekiyor, quantum teleportation. Bunu yapmak için özel olarak tasarımlanmış optik lifler üzerinden. Fakat optik lifler üzerinden kübit yollarsanız bunun erimi 10 ile 100 kilometre arasında değişiyor. Maksimum 100 kilometreyi geçemiyor. Açık havada yapmak, görüş doğrultusunda kübit yollamak güzel ama tek fotondan bahsediyorum. Tek fotonun geldiği çok düşük. Açık havadan yollarsam atmosferde etkilenip klasikleşebilir. Dolayısıyla çok zor bir deney. Yalnız Çinliler quantum communication satellite'ları koydular yukarıya. Ve quantum communication satellite'larına yeryüzünden bir kübit yollayıp görüş doğrultusunda onu yansıtıp geri alabildiler. 2-3 kilometrelik bir mesafede. Dolayısıyla bunu başardılar. Şimdi quantum Q distribution Avusturya'da, İsviçre'de yapılıyor. Fakat 40-50 kilometrelik özel optik kablolar üzerinden yapılıyor quantum
key distribution. Çinlilerin başardığı ise bunu bir communication, quantum communication satellite üzerinden yapmak ve bunun açtığı olanaklar oldukça büyük. Ve eğer şey de yaparlarsa, quantum research facility de yaparlarsa herhalde büyük bir şey yaparlar, para çok onlarda. Peki, new technologies derken işte quantum iletişim dedik, quantum cryptography dedik, yeni malzemeleri tasarımı, ilaç tasarımı dedik. Yeni malzeme tasarımı derken şunu da ben söylemek istiyorum. Yani bilinen bir malzemeyi yeniden tasarımlayıp orasını burasını düzeltmekten bahsetmiyorum. Şu 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 fiziksel niteliklere sahip olan yepyeni bir malzeme, akıllı malzeme tasarımlayıp fiziksel niteliklerini vereceksiniz. Olmayan bir şeyi üreteceksiniz. Tasarımlayacaksınız, üreteceksiniz. Tabii bunu akıllı malzemelerle yaparsanız canlı malzemelerle de yapabilirsiniz. DNA'ları kesip biçebilirsiniz, et yapabilirsiniz, yeniden üretebilirsiniz, cell engineering yapabilirsiniz. Ve en önemlisi de bunun uygulamaları çok fazla olacak. Belki de en fazla bu uygulamayı göreceğiz. Accurate timekeeping. Yani şu anda bildiğimiz saatlerden de daha accurate giden saatler. Bunu GPS için lazım. Çünkü GPS'in şu anda accuracy'si birkaç metre. Daha accurate timekeeping yaparsanız daha accurate position, global positioning yapabilirsiniz. Peki, yani bu konularda daha aklınıza gelebilecek başka konularda da var. Önümüzdeki 10-15 sene içinde bu konularda neler olduğunu yaşayıp göreceğiz. Biz neredeyiz diye soracağım. Çok kısa soracağım. Biz buraya bu kadar kişi toplanıp bu konuları konuşabildiğimize göre diyorum ki biz kuantum fiziğiyle bu dünyada neler yapılıyor? İzleyip anlayacak, tartışacak konumdayız. Temel araştırmalar, matematik konusunda birikimimiz var. Her ne kadar Türkler kabul etmez bunu ama çok belki küçük bir birikim. O sıfırda değil. Bunu ben kendi aramızda yaptığımız toplantıların seviyesi bakımından şey yapıyorum. Belki Avrupa'daki ülkelerde her hafta böyle toplantılar yapıyor ama biz de senede birkaç tane yapabiliyoruz yani sonuçta. Dolayısıyla birikimimiz de sıfır temel araştırmalar konusunda. Ama yeni teknolojiler geliştirmek, patent kalmak, yeni fikir üretmek konusunda yolumuz çok. Ve de uygulamada biz de varız. Yani bir yeni cep telefonu ürettik ya da bu aletlerden birisini biz yaptık, çıkardık. İşte buyurun parasını verin, satın alın diyecek noktada değiliz. Burada da hedefimiz uzarız. Karamsar mı olmalıyız bu noktada? Bence bir sayfa daha göstereceğim. Çünkü nereden geldik, neredeyiz diye düşünmemiz lazım. Biz arayı 350 sene açmışız. Niye açmışız, neden açmışız o ayrı bir mesele ama 17. yüzyılda Galileo var, Kepler var. Bunlardan hiç haberdar olmamışız çünkü pek de önem vermemişiz yapılan işlere. 18. yüzyılda Newton var. Tamam, duymuşuz ama pek de anlamamışız ne yaptığını. Bunda ben şey diyorum, Newton'un eğik atış problemlerinde tabii çözüldü mi? Parabol. Yani insanın kafasına böyle herhalde top düğmesi düştüğü anda bir zihin açıklığı geliyor. Değil mi? Newton'un yaptığı şeylerin önemli olduğunu idrak ediyorsun o zaman. 19. yüzyıl ise bilimin son derece hızlı bir şekilde geliştiği, termodinamiğin, elektrodinamiğin geliştiği, buhar teknolojisinin, elektrik teknolojisinin geliştiği yüzyıl. Yani bunun önemli olduğunu görmüşüz de artık o noktadan sonra yetişmek mümkün değil. Ama benim okuduğum bütün bilim tarihi kitaplarında diyor ki Türk toplumu yeniliklere, teknolojik yeniliklere açık bir toplum. Bugün de öyleyiz değil mi? Herkesin elinde en son model cep telefonları var. Hemen bilgisayarlarımızın modelini değiştiriyoruz, televizyonlarımızın modelini değiştiriyoruz. Yalnız biz bunu hanginize sorsam acaba? Cep telefonu nasıl çalışıyor diye sorsam açıklayabilir misiniz bana? Merak ettiniz mi fizikçiler? Bu pek kolay değil ve bunu geliştirmek hiç kolay değil. Ama bizim o noktaya gitmemiz lazım. Biz telgraf çıktığı zaman ilk telgrafın en yaygın olarak kullanıldığı, ilk kullanıldığı ülke Türkiye olmuş. Merkezi bir devlet olduğu için uzak yerlerden haberleşebilmek için telgrafı alıp çıkar çıkmaz alıp en yaygın olarak biz kullanmışız. Tren kullanmıştık, buharlı gemi kullanmışız, satın alıp kullanmışız her zaman için. Bugün de aynısını yapmaya devam ediyoruz sonuçta.
20. yüzyılın son çeyreğinde, ikinci çeyreğinde bilimsel notamızı doğru tuttuk. Ama arayı da kapamaya başladık. Şimdi tahminde bulunmayacağım. Üstlerini kapadık. Üstlerini kapadık. Büyük bir açıklık olduğu hala daha ortada. Yolumuz uzun. İmsak kalıp, akıl olup devam etmemiz lazım. Sonuç olarak 21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz şu anda. Fizik, matematik ve mühendislik ilişkileri son derece yakın. Ve bu böyle dönemler tarihte çok ender gelir. 20. yüzyılın başladığı tarihte, relativite teorisinin kuantum mekaniğini keşfedildiği tarihte yine fizik, matematik ve mühendislik yan yana gelmişti. Ve onlardan çıkan teorileri görüyorsunuz. Şu anda da böyle bir dönemdeyiz ve ben diyorum ki bu ortadaki yerde bütün bunları birbirine bağlayan tema kuantum teorisi, hem kavramsal olarak hem yöntem uygulamalarla. Ve nanoteknolojiden de bahsetmiyorum artık gönlüme göre. Gerçekten kuantum mühendisliğinden bahsediyorum. Ve disiplinler arası derin etkileşmeler nedeniyle de her matematik mühendislik eğitiminin yeniden yapılanacağını ben düşünüyorum. Ama galiba biz olmayacağız. Ben bunu Koç Üniversitesi'ne gelirken bunu bizim yapabileceğimizi tahmin ediyordum. Ama galiba Koç Üniversitesi'nin ve Türkiye'nin nefesi buna yetmiyor. Bunun için belki kendi deneyimini 2-3 dakika izin verirseniz anlatacağım. Ben Lancaster Üniversitesi'nde İngiltere'de küçük fakat araştırma bakımından Research Assessment'larda en üste çıkan bir üniversiteyi 40 senedir tanıyorum. Oradaki arkadaşlarım var. Önceki durumunu da biliyorum. 7-8 senedir gitmemiştim. 10 gün önce gittim. Ve yani şöyle bir şey söyleyeyim size. 2001'de bu üniversiteye gelmeden önce bir sene visiting professor olarak ben Lancaster Üniversitesi'nde Gravitational Wave Detection Project'te çalışmıştım. O sırada temel bilimlerin durumu feciydi. Kimya bölümü kapatılmıştı. Fizik bölümünün bir katı coğrafya ve çevre mühendisliğiyle verilmişti. Para yoktu. Kadro zayıftı. Ve 40 tane fizik öğrencisini güç halde topluyorlardı. Şimdi bu sefer gittim. Önce ilk gözlemim koskocaman bir kimya bölümü. Material Science Research. Ve koskocaman bir kimya bölümü hemen yanında, fizik bölümünün yanına gelmiş. Fizik bölümü tamamıyla elden geçmiş. Fakat fakirlerin böyle binayı yıkıp 20 kat bina yapmak gibi huyları yok. Eskiden ofisler geniş geniş ferah ferahtı. Böyle iki tane biz arkadaşla zor girdik odaya. Yer kazanmak için ofisleri küçültmüşler. Kadro 35'ten 60'a çıkmış. 40 öğrenci almak varken 130 öğrenci almaya başlamışlar. 170'e çıkaracaklar. Böyle servis derslerini vermek için Science'den Technology Faculty kurmuşlar. Dolayısıyla fizik bölümünün bu kadar öğrenci ve bu kadar kadroda sadece fizik araştırması yapacak ve de öğrencileri yetiştirecek. Ve de bu kuantum inisiyatiflerinde okudum, bakabilirsiniz siz de. En önemli faktörlerden, benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi, kuantum bilgisi, kuantum fiziğini bilen elemanlar yetiştirmek öncelikle. Çünkü bu şekilde çok sayıda eleman bulamadıklarını söylüyorlar. Mühendislik eğitimiyle, şu andaki mühendislik eğitimiyle biz bu temel düzeyde kuantum bilen büyük insanlar yetiştiremeyiz. Biraz önce başlarken dedim ya, Feynman ne demiş? Kimse kuantum fiziğini anlamaz, anladım diyen doğru söylemiyor demiş ama öyle değil. Fizik eğitiminden geçen, 4 senelik, 5 senelik fizik eğitiminden geçen öğrenciler kuantum fiziğini anlar. Kuantum teknolojisiyle iş de yapar. Ve bizim o öğrencileri yetiştirmemiz lazımken son 10 senedir Türkiye temel bilimleri ve fiziği yok etmek üzere. Tıp fakültesi kurmuyor, doğa bilimleri ve mühendislik fakülteleri kurarak bu işi halledebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla mesela artık bunu ben yapabilirim diye düşünüyorum ama artık düşünmüyorum Türkiye'deki bir durumda. Bizim nefesimiz yetmeyecek bu kadar. Peki, bu da bir karamsar bir şey oldu. Bunu da bırakayım. Yan tarafta istiyor. Yine 5 yılında 4 ve 11'de. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun.
Thank you.